İster inanın, ister inanmayın ama bu dünya üzerinde yaşayan kadim bir canavar var. Kurnaz, zeki ve acımasız bir yaratık. O öyle bir hayvan ki antik çağlardan beri atalarımız en çok ondan korkmuştur. En çok onu kutsallaştırıp en çok ona saygı duymuştur. İnsanoğlunu başka hiçbir hayvan asla onlar kadar korkutmadı. Başka hiçbir hayvana asla onlara gösterilen kadar saygı gösterilmedi. Bu hayvanın adı kurttur. Parlayan bir çift göz ve asırlar öncesinden kalan bir korku. Yaşadığımız dünya üzerinde hiçbir canlıdan asla kurtlar kadar korkulmadı. Doğanın ürkütücü yaratıkları olan bu hayvanlar ilkel insanları o kadar korkutmuştu ki haklarında binlerce efsane, binlerce mitoloji vardır. Geçmişi çağlar öncesine kadar uzanan her toplumda onların efsaneleştirildiğini görmek mümkündür. Peki ama neden? Neden bu canlılar atalarımızı bu kadar çok korkutmuştu? Bunun sebebini birazdan size vereceğim birkaç örnekle açıklayacağım. Ama öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor. Bu korkunç canavarlar doymak bilmez bir iştah sahiptirler. Bundan yüzyıllar öncesinde atalarımızın yaşadıkları yerler bu hayvanların doğal yaşam alanları içindeydi. Antik çağlardan beri başlayan şehirleşme ve insan etkisi bu hayvanların geleneksel yiyecek kaynaklarını azalttı. Yiyecek kaynakları azaldığında ise onlar kendilerine yemek için başka bir şey seçtiler. Bizim atalarımızı, yani insanları. Aç bir kurt için bir insan besin zincirinin sadece bir başka parçasıdır. Yüzyıllar önce kırsal bölgelerde yaşayan atalarımız bunu zor yoldan öğrendiler. Çünkü bu hayvanlar katil doğarlar. Onlar için hiçbir sınır yoktur. Bu yüzden de antik atalarımız en çok bu hayvandan korkmuştur. Onlar inanılmaz yırtıcılardır ve avları tükenirse, doğal avları tükenirse evcil hayvanlara yönelirler. Evcil hayvanlar da tükendiğinde sırada biz varız. Çiknik Gölü, Alaska, 2010. Kimileri bu ıssız ve vahşi bölgeyi medeniyetten kaçıp kafa dinlemek isteyen insanlar için harika bir yer olarak görüyordu. Öğretmen ve bir doğa aşığı olan Candace Borner'ı da buraya çeken şey bu ıssızlıktı. Çiknik Gölü, insanlığın vahşi doğayla yakınlaşması için en uygun yerlerden biridir. Ama bu bölgeye bir kurt sürüsü hakimdi. Candace günlük koşusunu yapmak için ormandaydı. Attığı her adımın kendisini daha çok bir av gibi gösterdiğinin farkında bile değildi. Kurtlar zavallı kadına saniyeler içinde saldırdılar. Onu bulduklarında geriye kemiklerinden başka hiçbir şey kalmamıştı. Candace Borner trajik bir kurt saldırısının kurbanı olmuştu. Onun hikayesi kurtların vahşi içgüdülerini ortaya çıkartıyor. Çocuğunuzu kaybetmek, geleceğinizin bir parçasını kaybetmek gibidir. Birlikte yapmayı planladığınız şeyler vardı. Planlar yapmıştık ve bunlar artık gerçek olmayacak. Yakutistan, 2013. Yakutistan, Doğu Sibirya'da geniş ve az nüfuslu bir bölgedir. Burası dünyada insanların yaşadığı en soğuk yerdir. Sıcaklıklar düzenli olarak eksi 40 derecenin altındadır. Ve bu bölge 2013 yılında adeta bir kuşatma altındaydı. Aç kalan kurtlar dağlardan şehre indi ve önüne çıkan her şeye saldırmaya başladı. Hedeflerinde evcil hayvanlar ve hatta insanlar vardı. Ülkedeki dehşet verici olaylar şöyle başladı. Okuldan eve dönen 6 çocuk Yakutistan'da kurtlar tarafından yendi. Daha sonra ise devlet kurtlara savaş açtı. Yakutistan Cumhuriyeti kurtlara savaş açtı.
Yırtıcılardan oluşan sürülerin bölgedeki çeşitli yerleşim birimlerine yaklaştığı söyleniyor. Devasa sürünün tamamını öldüremeyeceğini anlayan yetkililer, süper sürünün lideri Alfa Kurt'un peşine düştüler. Bir keskin nişancı tüfeğiyle onu öldürüp süper sürüyü dağıttı. Çünkü kurtlar liderlerinin karakteri neyse ona göre şekillenir. Lider ölünce sürü hemen dağılır. Sibirya'daki bu süper sürü fenomeni, bilim insanlarının aklına ister istemez dehşet verici bir soruyu getiriyor. Bizler kurtların yaşam alanlarını yok ettikçe, bu devasa büyüklükteki kurt sürüleri, başka yerlerde de, bizim şehirlerimizde de kıtlık yaşayıp dev sürüler oluşturabilirler mi? Ve açlıktan gözü dönmüş bir şekilde bizim şehirlerimize saldırabilirler mi? Bunun cevabını kimse tam olarak veremiyor. Bir kurdun beyni aynı büyüklükteki bir evcil köpeğin beyninden daha büyüktür. Bu nedenle çok zekidirler ve yaptıkları işte çok sabırlıdırlar. Kayseri'nin Talas ilçesi. Anayurt Mahallesi'nde İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Onur Bağır ve arkadaşları oyun oynamak için karlarla kaplı Bağlar mevkiine doğru gitti. Akşam saat 8'de mahalleye geri dönen çocuklar köpeklerin saldırısına uğradıklarını anlattılar. Ama aralarında Onur yoktu. Bunun üzerine baba Mehmet Bağır mahalle sakinleriyle birlikte Bağlar mevkiinde aramalara başladı. Bir süre sonra arazide karların arasında sağ kolunun tamamı, sol kolunun ise yarısı yenmiş küçük bir çocuğa ait olduğu anlaşılan insan parçaları bulundu. Baba Mehmet Bağır, oğlunun parçalanmış cesedinden geriye kalanları görünce sinir krizleri geçirdi. Yapılan otopside kurtların Onur Bağır'ı parçalayıp yedikleri anlaşıldı. Kurtların ilkel dişleri vardır. Kocaman kesici dişleri vardır ve çok derin, uzun yaralar açarlar. Basitçe öldürürler. Öldürürler ve yine öldürürler. Ta ki öldürecek bir şey kalmayana dek. Saskatchewan, Kanada, 2005. Genç bir adam olan Kenton Carnegie, üniversitedeki bölümüyle ilgili bilgi toplamak için medeniyetten uzak küçük bir maden kasabasına gelmişti. Doğa sevgisi nedeniyle burası çalışmaları için en uygun yerdi. 2 ay sonra Kenton Carnegie ormanda bir yürüyüşe çıktı. Daha önce defalarca kez kullandığı bir yolu seçmişti. Fakat o akşam geri dönmedi. Akşam yemeğine oturduklarında herkes o nerede, neden gelmedi diye sormaya başladı. Arkadaşları endişelenmeye başladı ve bir arama grubu oluşturdu. Issız orman yolunda arkadaşları Carnegie'nin izine rastladılar. İzleri takip ettiler ve biraz ileride onu gördüler. Ölmüş ve büyük bir kısmı yenmişti. Carnegie'nin yaşadığı bu korkunç saldırı bizlere kurtların davranışları hakkında bazı ipuçları veriyor. Asla bir kurda sırtınızı dönmeyin. Çünkü kimse kurtlardan kaçamaz. Ve sonra izlerini takip etmeye başladılar. Ayak izleri üzerindeki kurt izlerini fark ettiler. Ve sonra onu gördüler. Ölmüş ve bir kısmı yenmişti. Kurtların insan öldürdüğüne dair kanıtlar nelerdir? Kanıt yoktur çünkü bütün kanıtları yerler. Kenton Carnegie olayında da böyle oldu. Kanıtı yediler. Kıyafetleri bulunsa bile etrafa dağılmıştı. Geri sadece birkaç kemik parçası kalır. Bütün kanıt budur. İnsanın en yakın dostu genetik olarak doğruca kurtlardan gelmektedir. Fakat bu uzak köpekkil kuzenler yaklaşık 20 bin yıllık bir evrimle birbirlerinden ayrıldılar. Köpeklerin ilk atalarının Avrupa'da ortaya çıktığı ve avlanma yetenekleri yüzünden evcilleştirildiği sanılıyor. O zamandan beri bu iki tür evrimde birbirinden çok farklı yollar izlediler.
Peki ama kurtlar ve köpekler birlikte ürerlerse ne olur? Daha çok kurda mı yoksa köpeğe mi benzerler? Kurt köpeği denilen bu melez türler aslında daha çok köpeklere benzerler. Tıpkı evcil bir köpek gibi sevecen ve sevgi dolu görünebilirler. Fakat pek çokları kurtların yırtıcı içgüdülerinin tamamen bastırılamayacağını ve bunun ölümcül sonuçları olabileceğini söylüyor. Kurtlarla köpekleri karıştırdığınızda belaya davetiye çıkarıyorsunuz. O çok büyük. Kırmalar bir köpek gibi davranabilir. Aferin oğlum. Fakat yetişkin bir kurdun davranışlarını sergileme olasılığı daima vardır. Kasım 2014, Kentucky. 2014 senesinde kurt köpekleri trajik bir vakada yer aldılar. Kentucky kırsalındaki bir kadın aniden ortadan kayboldu. Ve komşuları onu merak edip polise haber verdiler. Polisler derhal kadının arazisini araştırmaya başladı. 10 adet genç, yaşlı, yavru, çeşit çeşit melezleşmiş kurt köpekleri buldular. Sahipleri ise hiçbir yerde yoktu. Ta ki çalıların arasında dehşet verici bir delil bulunana dek. İnsan kalıntıları. Ama kurt köpekleri hakkındaki tek dehşet verici olay bu da değil. Çok nadir de olsa kurt kırması diye bilinen bazı melez kurt köpeklerinin dehşet verici hikayeleri insanların kanını dondurmaya devam ediyor. Salem, Pensilvanya, 2006. Sandra Piovesen kurt kırması köpekleriyle çok yakın bir bağ sahipti. Ve onları aileden olarak görüyordu. Fakat bu hayvanlarda bilmediği bir şey vardı. Onlar yırtıcı kurt genlerini genetiklerinde daha fazla taşıyorlardı. 8-9 kırması vardı. Sık sık bu hayvanlarla ne kadar muhteşem bir bağ sahip olduğunu, onların ne kadar sevgi dolu yaratıklar olduğunu söylüyordu. Onu öldürüp yediler. Kötüydü, gerçekten kötüydü, korkunç bir şeydi. Kamu güvenliği düşünüldüğünden kurt köpeklere ötenazi uygulandı. Herhangi bir yırtıcının, özellikle de bir kurdun yırtıcı içgüdülerini unutmak daima felakete yol açabilir. Yetkililer kamu güvenliği düşünüldüğü için insan yiyen kurt kırması köpeklerin hepsini öldürdüler. Evcil köpekler yüzyıllardır çeşitli özellikler geliştirdiler. Bir kurt köpeği aldığınızda vahşi bir hayvanı evinize getirmiş olursunuz. Bu hayvanlar katil doğarlar. Günümüzde şehirleşmenin ormanlara doğru kayması ve açgözlü yöneticilerin orman alanlarını yok edip orman içinde villalar, tatil köyleri ve lüks oteller yapması yüzünden bu hayvanların doğal yaşam alanları insanlar tarafından her geçen gün daha fazla işgal ediliyor. Ve onların yaşam alanları yok edildikçe doğal avları da gitgide azalıyor. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre kurtların insan saldırılarına gitgide daha sık rastlanmaya başlandı. Şehir yaşamından sıkılan, kafa dinlemek isteyen, doğa yürüyüşü ve kamp yapmak isteyen insanlar kendilerini sessiz ve sakin kırsallara veya orman içinde yapılmış bu lüks villalara atıyorlar. İşte bu durum dünyanın her yerinde aç bir kurt ile bir insanın yanlış zamanda ve yanlış yerde karşılaşma şansını gitgide arttırıyor. Bu yüzden de bazı talihsiz insanlar kendilerini kurtların menüsünde bulmaya başladılar. Yalnız bir kurt bile çok güçlü bir yırtıcıdır. Ve bir fırsat sezerse, siz daha onu görmeden, o sizi görecek, inceleyecek ve sizi yemek için en uygun anı bekleyecektir. Dünyanın her yerinden, kurtların insanları öldürüp yediklerine dair haberler gelmeye başladı. Peki ama bu kana susamış canavarları kim durduracak? Kimse bilmiyor. İşte bu tip olaylar yüzünden atalarımız en çok bu hayvandan korkarlardı. Çünkü kurtlar üstün yırtıcılardır. Eğer dikkatli olmazsanız duyacağınız son ses korkunç bir hırıltı ve karanlığın içinde parlayarak size bakan bir çift göz olacaktır. Lanet olsun, neydi o öyle? Neydi o? Lanet olsun. Sakin ol. Ve kıpırdamayın.
aman Tanrım.